Muhterem Cumhurbaşkanım ve değerli davetliler. Sizleri hürmetle selamlıyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. ...15 Temmuz... karanlık bir geceydi. Fakat birçok aydınlanmanın önünü açtı. Bir söz var. Bir musibet bin nasihatten evladır diye. Çok dersler aldığımız bir geceydi. Ve o gece sonucunda ortaya çıkan tablo milli birlik ve bütünlüğümüzün sağlamlığı, kaviliği, halkımızın demokrasiyi özümsemiş olduğunun ispatı, darbelerin önünü kapattı. Biz billah bir daha Türkiye'de darbeyle karşılaşmayacağız. Öyle eline bir bildiri alan bir siyahlı güç veya bir ekip idareye el koydum diyemeyecek. Millette milli bir şuur, bütünlük ve kardeşlik hakim oldu. Meclis Başkanlığı'nın konutu, Başbakanlık konutu, Başbakanlık makamı, Dışişleri Bakanlığı konutu Çankaya'dadır. Bir uçak F-16 uçtu. Neredeyse camları kıracak müthiş bir ses, çatıya değecek o kadar alçaktan uçtu. Televizyonu açtım. Şehitler köprümüze tanklar girmiş. Eski darbeleri biliyorum. Eyvah dedim. Hiç beklemediğimiz bir hadise oldu. Demek ki bir darbeyle karşı karşıyayız. Abdestimi aldım, meclisi açacağım dedim, geldim ve meclisi açtım. Sayın Cumhurbaşkanımız olsun, Sayın Başbakanımız olsun, üçlü bir araya gelerek verilmiş bir kararımız yok. Her birimiz derhal harekete geçtik. Zira kaptanlar gemilerini terk etmezler. Fareler terk ederler. Bu millette fare yok. Bu millet şuurlu. Mazisine, geçmişine sahip, damarında asil kan olan bir millet. Bizde meclis salı, çarşamba, perşembe günleri çalışma yapar. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi milletvekilleri bölgelerindedir. Tatil olmasına ve gecenin saat 10 olmasına rağmen 107 milletvekili, dönem milletvekili mecliste buluştu. 3 partiden milletvekilleri geldiler. Ve ben başkanlık divanına 3 katip diye 3 partinin grup başkan vekillerini davet ettim. Parti diye bir hadise yok. Ay yıldız var dedik. Gerçekten de öyledir. Parmaklar ayrı ayrı olabilir. Ama bir bilekte birleşirler ve yumruklaşırlar. Anı geldiğinde, gerektiğinde, zamanı geldiğinde o gördüğünüz kavgalar yoktur. Bayrağı vardır, vatanı vardır, milleti vardır, inancı vardır, beraberliği vardır. Bunu sergiledik. O gecenin ana mimarı, o zaferin bir numarası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milletimizi
meydanlara çağırdı. Meydanlar doldu. Hangi partiden olursa olsun. Milletini, devletini yok eden bir güruha karşı direnişini gösterdi. Şehitlerimiz oldu. 249 şehidimiz var. Öncelik Ankara'da, ikinci İstanbul'da, iki kişi de Muğla'da. Cenab-ı Hak hepsine gani gani rahmet eylesin. Şehitlik en üst rütbe, en büyük rütbe. Akif Çanakkale şehitleri şiirinde ne diyor? Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Evet, şehitlik üstün bir rütbe, büyük bir rütbe. Şu toplumda şehit aileleri var. İnanıyoruz ki biz, ömür bir dakika ileriye, bir dakika geri gelmez. Ecel. Ecel geldi mi, Cenab-ı Hak çağırdı mı gidersin. Ama bir de şehit olarak gitmek var. Şefaat edebilen, doğrudan cennete giden. Onun için ailelerin elbette ki acısı var ama övüncü var. Şehit ailesiyiz diyorlar. Allah mübarek etsin. Biz iki dünyalıyız. Bir bu dünya ki fanidir. Bir de beka alemi. Ahiret. Hep orada buluşacağız. Ölüm hak. Ama buluşmak da hak. Birlikte olacağız inşallah. Bir diğer noktada da şunu ifade etmek istiyorum bildiğiniz gibi. Kabre konan cesettir. Kabre konan et ve kemiktir. Ruh bedenden ayrılır ecel geldiğinde. Şu anda şu salonda bütün şehitlerimizin ruhu var. Berzah aleminde kıyameti bekler ve hep beraber ahirette buluşuruz. 15 Temmuz'da birçok dersler oldu. Türkiye için kötü niyet besleyenlerin niyetleri kursaklarında kaldı. Geçmiş olsun ziyaretine gelenler var yabancı devletlerden. Epey geç kaldılar. Gönül coğrafyamız hariç. Şöyle söze başlıyorlar. Bir darbeyi atlattınız. Çok üzgünüz. Gerisini söylemiyorlar. Gerisine bu kadar hazırlığı nasıl boşa çıkardınız? Bu kadar uğraştık, hazırlık yaptık ama sonuç alamadık. Alamazsınız. Alamayacaksınız. Karşınızda necip ve asil bir millet var. Değerli hazırın, mesele sadece Türkiye değildi. Türkiye'nin yanında bütün gönül coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası çok büyük değişikliklere uğrayacaktı. 15 Temmuz realize olsaydı 16 Temmuz'u düşününüz. Suriye'deki hava, Irak'taki hava Türkiye'de olacaktı. Güneyde Daeşistan, PKK'istan, doğuda başka devletler, çok büyük hesaplar vardı. Ama en büyük hesap sahibi Cenab-ı Hak hepsini bozdu. Genelkurmay Başkanımızın bir tahmini oldu. Karayda hava vasıtalarından hiçbir kara ya da hava vasıtası garnizonlardan dışarı çıkamaz, terk edemez. Eyvah, haber alındık deyip erkenden harekete geçtiler. Herkes ayaktaydı ve başkomutanımız meydanlara çağırdı. Ve millet direndi. En büyük hesap sahibi Cenab-ı Hak ve önlendi.
Bütün şehirlerde herkes meydanda demokrasi nöbetine girdi. Ankara'da bulunamayıp bulunduğu şehirde olanlar demokrasi nöbetlerinin organizasyonunu yaptılar. Mecliste bulunan hanımlardan 18 milletvekili, ki partilerinin 33 tane milletvekili var, meclisteydi. Ve hanımlardaki o celadeti, o inancı, o imanı, o nene hatunluğu ben bizzat müşahede ettim. Bir milletvekilimiz 19 yaşındaki oğlunu aldı. Hadi yavrum, abdest alalım, iki rekat sefer namazı kılalım, şehit olmaya gidiyoruz dedi. Oğluyla beraber geldi. 3 tane bomba atıldı meclise. F-16'lardan. Helikopterler taradı. Mermi ve bomba sesleri altında biz mecliste sabaha kadar çalışmamızı sürdürdük. Her üç partiden sözcüler demokrasiye sahibiyetlerini, milli birlik ve bütünlüğün elzemiyetini ifade ettiler. Hepsine ben teşekkür borçlu olduğumu ifade etmek isterim. Güzel bir imtihan oldu. Ordumuzun kıyafetlerini kamuflaj elbisesi diye kullananlar asker diye gözüktüler. Bizim ordumuz peygamber ocağıdır. Böyle haytaların, hainlerin ocağı olamaz. Harekata katılanlar gereken cezayı biiznillah göreceklerdir. Hukuk devleti kaideleri içinde olacaktır. Ne gerekiyorsa Sayın Başbakanımızın beyan ettiği gibi o icra edilecektir. Evet. Toplumumuz bir travma geçirdi. Bir geceyi atlattık ama aydınlığa çıktık. Aydınlıklarımız ila nihayet sürsün inşallah. Cenab-ı Hak devletimize, milletimize zeval vermesin. Beyni ütülenmiş, kalbi satılmış, vicdandan mahrum bir insanın kukla olarak kullanıldığı bu harekette de toplumun kendine gelmesi sağlanmış oldu. Beyanlara değil, hedeflere yönlendirilip yönlendirilmediğine bakması lazım insanların. FETÖ, terör örgütü, tarihin ender kaydettiği büyük terör örgütlerinden birisidir. Gereği yapılmaktadır, yapılacaktır ve bu arada eksiklik, yanlışlık olmaması için de gereken büyük hassasiyet gösterilecektir. Hayrola? Şehit ailesi var. Merhaba. Adın ne? Ahmetler, Mehmetler, bırakmazlar, büyüyecekler ve biiznillah bayrağımızı ila nihayet dalgalandıracaklar. Evet, şehitler ölmez. Türkiye'nin bileği bükülmez. Ben tekrar değerli hazırını Ahmetciğim, vedalaşacağım ben. Tamam mı canım? Sen gene yerine geç. Evet. Ben tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Muhterem Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Başkomutanımızın önderliğinde Türkiye'nin çok güzel günlere gideceğine inanıyorum. Bütün çelme takmalara ve tuzaklara rağmen yolumuzun aydınlık olacağına ve yürüyeceğimize inanıyorum. İnanan insanlarız. Cihat ruhluyuz. O ruhu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Cenab-ı Hak bütün şehitlerimize rahmetini ihsan eylesin. Gazilerimize hayırlı uzun ömürler ve sıhhatler nasip eylesin.
Gazi Meclis adına, Gazi milletimizin temsilcisi Gazi Meclis adına sizlere tekraren en iyi dileklerimle, hürmetlerimle, saygılarımla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı hepimizin üzerine olsun. Teşekkür ediyorum.